Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni vlogtan herkese merhabalar. Portakallı kerevizden bahsetmiştik. Ben de Gülsüm'ün tarifini ilk defa denedim. Portakallı pekinör diye. Ben ilk defa gerçekten deneyeceğim. En altı demişti bana soğan halkası. Patates, o kereviz saplarını koydu ama bende hiç kereviz sapı yoktu, maydanoz koydum. Şöyle bir denemek istiyorum. Ay Gülsüm, çok güzel. Ördek ördek. Vallahi ben bir de sebze aşığıyım biliyorsunuz. Nerede? He? Bu da altında kaldı canım benim. Bunlar yemez diye salata yaptı Hüseyin kendine. Ben bunu da ilk defa gerçekten şey demişlerdi, kerevizli Elif Rendel'e. Bunu da Derin söyledi bana. Melih abla da öncesinde söylemişti ama. Ne dedi? Sarımsak, yoğurt, ceviz de demişti ama cevizi yemişler. Gülsüm de dedi üstüne kırmızı biber koy. Yağ kızdırıp. Şimdi bunu da deneyeceğim. Ay gerçekten beğendim. Ay kırmızı toz biberle. Arkadaşlar çılbır yediniz mi hiç? Yumurtayı suda haşlıyorsun, sirkeli suyla hani yoğurtlu sarımsaklı yiyoruz ya. Evet gerçekten süper, bayıldım. Ben bunu yaparım artık, tamam. Ama gerçekten İrem bunu yiyecek. Özellikle bunu yiyecekler. Yemeği yemeseler de. Bakın bu soğuk da güzel olur. Zeytinyağlı falan. Enginarı da ben çok severim. Ama bunlar yemese de olur. Ne yapayım, ben onları yerine yerim. Siz başlayın, ben geliyorum. Ben şimdi yerimin odaya geldim arkadaşlar. Sanki hastane yatağı gibi yapmış burayı. Cam açıktı. Peteğe de çok dayamış yatağa. Bu arada benim çarşafı sermiş. Yatak odasında kullandığım çarşafı. Yatağa. Bu kırlanta örtüsünü rafa kaldırmıştım artık, mazene. Onları çıkarmış. Böyle yapmış burayı. Burada şey vardı, çalışma masası vardı. Burayı almış, çalışma masasını. Burası ciflenecek tabii ki. Bakın. Silmemiş burayı. Yetiştirmemiş demek ki. Eşarbını niye buraya koymuş acaba? Neyse hadi elemeyeyim. Bu kudretin hediye ettiği Kur'an'da İrem'e. Ne dersiniz ona? Sübyan kursuna giderken kreşe İrem Kur'an'a geçmişti. Onu şeyine Kur'an hediye etmişti. Kudret ablası, Kudret teyzesi. Bu da kreşte yaptığı Rapunzel'di. İrem'in ilk yaptığı el işi. Bu şişeleri de boyuyor, moyuyor, incin cincin dolduruyor burayı. Kitapları. Çoğu kitapları da bazanın altına koydu. Çünkü çok yer kaplıyor buralarda. Zaten kalabalık. Yılbaşı süslerini asmış buralara bakın. Yılbaşı küpüklerini hatta damla damla yapmış şu an. Şey yapmadı. Odaklamadı. Şurada da resim kursuna giderken hatırlar mısınız bilmem, bir resim çizdiğinde cadı vardı. Süpürgeli cadı. Şu kısımlarda dedim, hatta onu ekli oraya, ben çok sevdim. Onu da siyah bir boya ile yapmıştı, o süpürge üstünde cadıyor, cadı şapkası sivri falan, çok güzel duruyordu. Daha hala yapacak. Ay, böyle işte. Buraya da belgelerini koymuş. Teşekkür belgelerini, panosu. Şebnem Yiko'nun bebeği odasında. Sıkmalı tokalarımı alıyor artık işte. Halıyı kaldırmış burada. Bunu da ben çalışma masasının altına koyuyordum. Orayı niye koymuş herhalde. Filmlerdeki gibi kitap okuyacağım dedi. Oku bakalım. Burayı da hatırlar mısınız? Balat'ta kullanıyordum ben bunu araya. Annemin odaya da bunu serdim. Çünkü şöyle düz tutayım. Ondan sonra editlerken zorlanıyorum. İyi bari silmiş, süpürmüş.
Neden şey yaptı? Yıkayım diye herhalde ya. Buradaki onun halısını ben makineye atıyorum. Evet, onu çıkardığına göre. Neyse. Şöyle bari onun altını alsaydı da yere basmasaydı. Neyse bak. Hiç ellemedim ben. Benim kızım yaptı kız odasını. Annesinin yavrusu. Battaniyesini de koyalım, tam olsun. Ben kahvemi yapandı. İşlere biraz mola verdim. Hazır yapıyorken bari çekime gireyim dedim. Şimdi böyle valla mutfak, fayans, dolap. Ondan sonra buzdolabı üstünü görüyorsunuz. Gerçi dolap içlerine yine girdim ama illaki karışıyor. Oraya oraya benden başka herhal değiyor yani dolabın içine. Hiç olayını atılmadan evvel şöyle güzelce bir dilim elimden geçireyim yine arkadaşlar. Ondan sonra üstün körü işler kalsın bana. Şimdi gün arası saat 3:30 civarı falan. İrem okuldan geldi. Hakkı da geldi, dışarı çıktı. Hava güzel hadi. Dün çıkarmadım gözünden dolayı. Azıcık başladı ya düzelmeye. Pireleniyor sokağa çıkmak için. Anneme dedim meyve tabağı yapayım, ondan sonra devam edeceğim. Şu aspiratörü falan temizleyeyim. Bu kapak zaten inanın, daha önce de söylemiştim, hiç aspiratör etkisi yok. Yani böyle yatay olması gerektiği yerde ocağa dikey koymuşlar. Buharın üçte birini alıyorsa üçte ikisi dışarıda. Ne anladım bu işten? Bizim çocuklar da maşallah bir meyve yiyorlar. Kahvemi de koyayım. 3-5 kilo şey al. Böyle her neyden işte armut olsun al 3-5 kilo. Elması, armutu. Hani üçer beşer kilo al hepsinden. Maşallah biter. Hüseyin diyelim. Getir götürcüsü gibi. Bu arada Ketum'un yine intihar etti. Çok bile dayandı. Su ısıtıcısı sağ olsun. Şey, kahve makinesi. Ama çok amaçlı kullanıyorum ben onu. İş yaparken şey yapamam. Böyle işimi yapayım bitireyim de ondan sonra işte kahvemi içeyim de. Ben böyle keyfe keder iş yapmasını seviyorum. Kahvemi içeceğim, müziğimi dinleyeceğim. Ondan sonra tam böyle sıkıldığım anda bırakacağım onu. 5-10 dakika telefona bakacağım. Ya da arkadaşlarla hemen böyle gırgır şamata 5-10 dakika mola yani. Aynı bir işte çalışır gibi. Sonra yine devam. Öteki türlü oflayıp oflayıp iş yapacağıma en azından keyifli yapıyorum. Şey gözünde büyüyor şimdi her tarafı gireceğin için. Bak daha yemek yapacağız. Aklımda da hiçbir şey yok. Annem böyle dilim dilim yemez portakalı. O üstündeki şey gidecek. Çatalım da koyayım anneciğime. Afiyet şeker olsun. Hadi bakalım. Götüreyim. Peçete getireyim. Aa, kendine ters. Çok kızış. Gel duman. Ya ne çok fenasın. Sana ilk yaramıyor. Bak kedimin maması bitmiş.
Ne yapayım ötesi? Ölecek gerçekten. Ben geldim. Ben mutfakta kahvemi devam edecektim ama. Annem. Ya bak bilim asabım bozuldu. Bilim. Bak çarpar ama. Aman. Annem de. Onlar da bilmiyor niye gidiyor. Açacağım bakalım. Aa günah ya. İzliyorlar. Hüsnü. Ne? Hüsnü kız. Siz gelir. Ya tülbent. Tülbenti beğenmedi annem. Ne var şimdi renginde? Kırmızı mı? Pembe mi? Bırak. Tripodumu düşüreceksin. Aa bu da bir alem. Gel. Çıkartırım seni. Bak sen de alışıksın. Senin annen bir YouTuber. Rengini beğenmedi. Dilenci gibi yaptın beni diyor. Diyorum. Dilenci evladım. Dilenci anası. Bu değiştireyim. Ay Allah'ım yarabbim. Şey kostümü değiştirip geldik arkadaşlar. Anneme bak. Ya beğenemedim. Ne var sanki değil mi? Tülbenti güzeldi. Güzelse sen çok beğendiysen kendini tak. Şimdi Hüseyin Gizem kahvemi getir bir dünya söylenecek. O ne şimdi? Beçit. Ay gülesim de geldi. Yaptım. 40 günlük, 40 günlük bebek yaptım beni. Sanki yedirmiyordu. Yedireceğim ya. Pardon. Ne yiyeceğiz? Ne? Ne yiyeceğiz? Bileyim. Bak bir daha yaparsan bal ya kalbim. Aman burnun mu düştü? Ya sen mi? Suratım İçine mi kaçtı? Suratımı dokunma. Bakın portakal. Ver bakalım. Anne sanki ben yedirmiyorum arada. Peçete var ya burada. Ha. Nasıl? Git kahveni al soğuma. Hüseyin'e söyleyeceğiz şimdi kızlar. Söyleme şimdi baktım adam. Ne istedim annemin keyfi bozulmasın diye ben yedireyim 2 dakikada. Arada dövüyorum annemi, arada yediriyorum, arada seviyorum. Gerçekten yersin değil mi anne? Ya yemesini yiyorum da azıcık şey şımaralım. Şımaralım mı alacak diye. Dur boğazına kaçacak değil mi? Hüseyin'i Almanya örüyor. Bismillah. Kim o ki? Olga mı? He? Git ver adama. Neyi vereyim Almanya? Ne olmuş? Olga mı acaba diyorum. Kim ki o? Bilmem öyle tahmin ediyorum. Almanya numarası ya. Ne o korktun mu? He? Korktun mu? Anneme bak. Yok be anne bizde biliyorsun bizim soyumuz. Boğazımda. Yenisine sağlık oluyor. Bu ne mandalina mı? Bu da portakal. Ha o da kal. Bir portakal bir mandalina. Aman. Hüsnü. Bütün mutfağa. Hüsnü. Tuğretlidir ses var. Yok camda. Götürsene. Gelsin. Ha, Hüsnü. Duyacak. Almanya arıyor. Türkiye bitti. Almanya. Kim o? Kim arıyor? Tamam bu da senin. Almanya. Almanya mı? Kim o? Ne bileyim ben. Bak bakayım. Olga, Olga. Olga arıyor. Bizim kapı komşu. WhatsApp'tan arıyor değil mi? Pusat. He? Pusat diye bir şey. Pusat mı? He. Kimmiş o be? Ne bileyim gitmeyi ya. Anne. Bir mandalina bir portakal mı vereyim? Kıver mi biraz dur. Ne yapacağım? Sonra mı yiyeceğim? Ben gideyim kahvemi içeyim. Sana patlıcan közleyeyim mi aygazı temizlemeden? Olur ne güzel olur. Aslında girmeden şey. Aygazı şimdi temizlemeden. 2-3 tane almıştım patlıcan közleyeyim sana. Sen onu yersin akşam. Yerim tabii ne? Çorba içer misin Ezogen? Ye onu ye onu ikisinden birini ver. Gidiyorum ben o zaman. Hadi el salla arkadaşlarıma. Sayenizde konuşayım bu arada. Sayenizde anne, çocuğun besledi mi diyeceksin ağzıma? Ne? Nankör gelme. Hiç beslemedi mi seni hastayken? Kim söyledi? Sen. Aa. Sen diyorsun ya şimdi sayenizde portakal yedirdi herif. Öyle bir şey demedim ben. Sayenizde derken? Kim bu kız? Ya boncuk çalar. Bu da Ferdi.
Hadi git bak. Kuma açık açık getirin. Git. Hadi. Ben gidiyorum. Kim bu Olga demek istiyor? Hadi ben kaçtım. Şuradan gideyim. Dur hayvan canıma da şey koyayım. Şey yapma da şu portakal aldı. He? Hemen gelir şimdi o yerinden. Portakal mı yiyecek hayvan benim? Gelir kokla. Kedinin de tabağı bu kalpli. Böyle. Aaa tekir yiyeceğim bari. Ay Hüseyin de çayı koymuş ya. Ay kızı temizleyecektim. Evet arkadaşlar. Levanko. Şimdi patlıcanları közlüyorum annemin. Benim şu dolabın üstünü. Hatırlıyorsunuz yürekleri değil mi? Şurada büyük olduğu için zaten bir yere girmiyor. Aslında benim şey yapmam lazım. Bir askılık gibi bir şey almam lazım. Bu büyük havlu kağıtlarına. Ya masanın üstünde duruyor. Ya da burada köşede duruyor. Ama burada durmayacak bunlar. Ya da ona şöyle işte burada bir köşe yapmam lazım. Şurası mesela uygun. Değil mi? Evet. Şurası prizin yanı uygun. İyi, bu da çok böyle kabarık. Göz kalabalığı olacak. Acaba böyle büyük avlular için var mı ki bilmiyorum ki. Şöyle küçük rulo kağıtlar için. Ben buna mürekkebe şey koyuyordum. Çiçeklerimi koyuyordum. Kettle metal'ı buraya koyduğum için. Kettle şey yaparsam ya da su ısıtıcısını buraya köşeye koyacağım. Çiçeklerim orada camın yanında duruyor ama buraya da şey istiyorum ya, böyle süslük müslük şey dursun bu. Ekmek sepeti zaten burada. Benim yüzümü şuna toparlayacağım. Şimdi elini boşaltayım da şuna atıp. Ondan sonra cama şu içeri şu yıkanacak işte. Şu vırzıvırlar beni oyalıyor. Ben aslında daha hızlandırsam mı arkadaşlar? Hızlandırsam ama öyle çeksem mi? Thank you.
Hakkı bağırma diyorum sana. Kızımın dayakçılığını yapmak. Balat sandı burayı. Anne baba, anne baba. En çok bu kapak batıyor. Lavabonun şeyi ya, altı ya. Tam bulaşıkları yıkadığım yer. Hakkı bağırma evladım. Bağırma yavrum, gel al. Allah Allah ya. Uşağı var sanki. Of. Biraz ya şeyleri koyuyorum arkadaşlar. Buraya temizlik malzemelerini koyuyorum. Bu aşağıda galiba buzdolabının altında. Önceki buzdolabının mıydı? Sebzeliği de herhalde. Onu taşınırken getirdim. Yo, buzdolabının değil. Yatak odasında benim raylı şey var ya. Gardırop. Onun bir çekmecesiydi bu. Ben de aşağı koydum buraya temizlik ürünlerini. Burada yanda işte pekmezdi, baldı. Kenarlarda sıkıştırıyorum. İyi oldu ama. Topluyor. Vallahi buradan taşınınca bilmiyorum artık. 4 artı mı bulacağız, 5 artı mı bulacağız? Gene eleyeceğiz mi, ele eleye bir şeyimiz de kalmayacak. Aşağısını çevirmiyorum. Geçen çünkü çekmeceyi olduğu gibi çıkardım. Altta zaten benim şey var. Naylon bir tane raf örtüsü var. Akarsa makarsa bir şey olursa yıkayacağım diye. Bir örtüler de kolay yıkanıyor. Rafı terlemektense örtüyü koyuyorsun tezgaha. Uğraştırmıyor seni. Hı. Mis gibi limon kokuyor valla kız. Fırlayalım şimdi. Niye koydum her yerine? Ne kadar vaktimi alıyorlar. Vakit alıyor. İşte o yüzden günleri ayırıyorum ben de işleri. Bugün mutfağı yaptıysam yarın yatak odasındayım. En azından yallap şallap geleceğimi
Tam giriyorum bir odaya. Bir daha fazla dokunmuyorum bir köşe. Tam lavaboya gireceğim, zil çaldım. Şimdi eldivenleri taktık. Ellerim de ıslakmış. Şimdi arkadaşlar, lavabonun bu iç kenarları var ya, benim boşluk buraları. Ve inanılmaz evde kireç oluyor sular. Felaket kireçli. Ve ben bildiğiniz bu kireç sökücüleri istifliyorum buradan. Ne mürefte de, ablamda da kireç var diyorduk yani orada. Buradaki gibi kireç görmedim ben. Çaydanlıklar yani 2-3 günde kireç şey yapar, böyle toz gibi oluyor içi, böyle çaydanlıkların buğulanıyor. Şey yapmasam, yıkamasam. Bunu da şimdi benim burada bulaşık için kullandığım ter başka. Bunu da şimdi lavabo için kullanacağım, atacağım. Daha ocağı da sürmem lavaboda yıkadığımı. Şöyle tabii elinize siz denemeyin isterseniz. Ben böyle ucuna döküyorum. Telin içindekilerde böyle göremiyorum çünkü altında ne var ne yok. Ne oldu anneciğim? Bir de dermesin, naylon ya, şey plastik ya, suyu akıntılı bırakacağım. Ben klozetim de iç kenarlı böyle, boşluklu. Onu da bu şekilde yapıyorum, terli eldiven takıp. Kireç dökücümle. En son tabi. Bakın. Fazla bir şey yok ama. Bak hafif içte şey yapmış. Çamaşır suyunu katmayı falan yoksa bayılabilirsiniz. Bu da çamaşır suyu kattım. Evet. Benim en çok kullandığım sarı güç, cif, kireç sökücü. Çamaşır suyunu zaten hiç saymıyorum. Yiyecek bir şey var mı? Yiyecek bir şey var mı? Değil falan al, 10 kere bir şey mi olur? Akşam yemeğini düşünüyorum. Almam benim. Topu gezdirme elim içinde Akın. Tamam mı? Topu gezdirme. Hmm. Şimdi atacağım. Evet. Ama topu gezdirme lütfen. Bak telefonuma çarpıyorsun. Elini düzmesin mi bak? Ben ocaklara sileceğim ya süngerle. Ondan sonra bir de süngerle bir güzel ovalarım. Şimdi şöyle bir tavayı aldım. Ta
Daha dur ocağa girmeyeceğiz daha. Poşetse bitmez. İşte der ya Ali, bunlar el olayı, oyalayıcı şeyler, işler. Ama yapılacak. Dolapları sildiğim. Bir kişem. Önce sarı gücü bir basacağız. Ondan sonra burayı deterjanlı bir tas su yaptım. Cifim olmazsa olmaz. Aslında merdivenle daha kolay. Buradan spiritörü şeye arkadaşlar. Teksinin içine koydum buradaki aspiratörü. Üstüne bir çay bardağı çamaşır deterjanı serpildim. Üstüne de kireç fasulye küçüğü koydum. Bir de sıcak su koydum. Ne oluyor dumanı? Ne oluyor? Anne dumanı içeri al. Miyavlıyor. Miyavlar. Sesini duydu ya. Şu da aralara kolumuz erse şurada bir boşluk var ama nereye verecek? Artık gelebildiğimiz kadar. İşte oraya da uzak kaldım. En sevmediğim iş derseniz, bak suratım kıpkırmızı olmuş. En sevmediğim iş işte bu iş. Mutfakta en sevmediğim iş bu iş. Sürekli değil burada. Burada ne sallanıyor burada? Teneke ne burada? Gel gittiği yere kadar. Aslında sizi tutsam şuraya. Şöyle. Bak. Görüyor musunuz? Şu kenarlarda. Vidaların olduğu yerde. Bir de şu kenar kısımda. Yanlış tarafım görüyorsunuz. Şurada. Galiba ben videoyu böyle bitireceğim kız. Anam. Ay anam gözüme çık. Devireceğim.
Kız doğurduk, kim sorsa. Kız doğurduk. Hani nerede? Dün akşam odayı yaptık ama bir ay bir şey yiyemez artık. He? Kız doğurduk. Kürçeğin de bitmiş. Kulak çubuğu böyle girmeyecek yerlere. Ondan sonra Burcu diyor ki tıraş köpüğü Elif. Ondan yap Elif. Vardı bir buhar makinesi. Sık şimdi gitsin o yağlar valla. Ama edineceğim. O buhar makinesinden alacağım. Küçük müçük. Şu ayraz için alacaksın. Ay ne güzel olur kız. Aspiratörü falan düşünsenize azıcık yağlandı mı? Hemen sık onu. Olsun bitsin. Şimdi size açmamış olsaydım eğer Buray'ın kabahat bende şarkısını açardım temizlik yaparken. Bu aralar buraya taktım o şarkıya. Ben de yeni şarkısı sanıyorum ama niyeyse kaç yıl önceymiş kız. Ay en zor yerlere gittik. Tamam. Şimdi ben bir duruşu yapayım. Duru. Sirkeli su arkadaşlar. Sirke köpüğü kesiyor. Şunu bir durlayayım geliyorum.
Bir de sarı 3. Hadi bakalım. Gel şimdi çekimdeyim. Gülme. Ani yıkadım şeyi. Ayaklarını falan. Hakkı eve geleceksin değil mi? O yüzden parayı tutmayayım sana. Tamam. Şimdi fırın açacağız. Ben sana bir şey alayım. Hayır. Hayır ben sana vermem. Bebek misiniz? Elinize vereceğim her şeyi. Dediğim gibi al ekmeği. Oh. Ay yoruldum ya. Ne oldu bilseniz. Tepsinin içine aspiratörü koydum ya. Kireç dökücü de koydum ya içine. Bir de deterjan. Çamaşır deterjan. Sen duman gel. Ona şey yap. Ayaklarını sok. Ama İrem'e dedim deminden beri al. Gezenip duruyor. İçeri koy onu. Yok gelmiyor. Ya gitmiyor. Soktu hayvan ayaklarını. Baktım sonra içeri gitmiş. Böyle kafasını sallıyor. Herhalde yaladıysa. Ay bak her tarafını tırmakladı. Bak görüyor musun? Zorla soktum hemen fiskiyenin altına da ayaklarını götürme başını sabunsuz hemen. Üf, vallahi billahi ya. Vallahi billahi. Bu hayvanın da başına gelen. Geçen dedi. Neyse yumuşasın şurası da. Şey oldu. Hakkı burada. Bak göstereyim derin. Gözükecek mi ama? Bak şurada küçük bir yer var ya görüyor musunuz? Kedi kulübesi gibi. Onun önü böyle tel. Tel ızgara gibi. Bize bakan tarafı. Orada Hakkı neye dadandı biliyor musunuz? Kuş bakmaya dadandı kuş. Hüseyin! Dünden ekmek varsa alsın fırından. Hem 3,5 lira dünkü ekmek. Hakkı, İrem. Dünden ekmek varsa fırında dünden ekmek al. Yoksa normal ekmek al. Yumuşak. Tamam usta. 6 tane al. Ama vardır vardır sen söyle. Yakında askıda ekmeğe de yazılacağım. Bazen ben veriyorum. Biraz da onlar bana versin değil mi? Bir de fazla alıp zaten yarına da bayatlatıyorum anneme. Biz de dişlerden zaten sakatız. Hem de 3,5 liramız baksana. Pamuk gibi ekmek. Ben namaz kılmaya gideyim be. He? Namaz kılmaya gideyim. Camiye mi gidiyorsun? Evet. Abdest aldın mı? Aldım. Nerede aldın be? Bu ne ya? Mavi. Hadi geç. Çamaladı değil mi? Mavi montunu giyer. Bu nasıl böyle yani bak? Mavi montunu giyer. Pamuk kırdı be adam. Hadi yavrum git. Git camiye mi gideyim diyorum. Tamam git ekmeğini getir. Önce ekmeği getir. Kalmaz dünden ekmek. Daha var ezana. Bu da uçacak. Ne diyorum ha? Kuş, kuşlara da damdı bu. Anlaşıldı ben bu öyle finuto yapacağım size. Hiç arızın bitti arkadaşlar ya. Daha doğrusu azaldı. Onu şarjı taktım şu kenarda. Hakkı'yı anlatıyorum. Kuşlara dadandı. Kuşçudan kuş alıyor. Bazı kuşlarda kuş biti oluyormuş. Bazı kuşları da hasta. Hastayken de satıyormuş bak adama. Bu getirdi 1-2-1-2. Ben de para veriyorum buna ya. Okul açlığı. Okul açlığını veriyorum. Bu biriktiriyormuş. Bu arada şarjdan fazla da oynatamıyorum tripodu sağ sola. Kuş alıyor. Biriktiriyor parasını. Kuş alıyor oraya götürüyor. Ben de sana ne zaman sonra fark ettim. Bir de biliyorsunuz okul değiştirdik ya adapte olsun falan diye böyle ödevlerini falan yapmaya başladı. Hani bazı şeyleri de hadi yasak masak. Hadi kuşa da şey yapmayın dedim. İşte şunu yaparsam hani bak ödevimi yapacağım, ödevimi yapacağım. Yani bayağı bir şey yaptı kuşlara. Anam kız sen bunu sen eve getir. Biliyorsunuz bende kedi var ya Duma. Halıları malıları kaldırdım şimdi. Halı yıkamacıyı vereceğim.
getirdi. Meğerse sonra gitti bir sprey almış. Bak parasından da kuş biti spreyi. Meğersem kuşta bit varmış. Dumanda böyle başladı çenesini kaşımaya. Anam bana da huy geldi mi? Elim her yerimde. Kaşınıyorum. Ya da psikoloji bakanla tıklayan bile. Eyvah tamam dedim. Kuş biti geldi yedi yedi. Evi de saracak. Bakıyorum yerlere merlere süpürdüm falan ama şey yapabilir. Dağılırmış hemen ürermiş. Ondan sonra İrem benim ilkokulda biti gelmişti İrem'e. Minnenem o zaman bit ilaçları falan aldım. Bit tokası aldım. Sonra dedim nasıl önlenir? Eczaneci bana şey nane yağı verdi. Böyle küçük. Nane yağı. Haklı geldi galiba. Kim o? Efendim? Hayır getir ya. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gideyim alayım şu ekmekleri camiye yetiştik. Dünkü ekmek yokmuş herhalde. Bak 6 tane aldı. Anne azıcık kurtarayım dedi yarım. Arkadaşa da al dedim sen de al biraz taze ekmek. O da yarım ama tamam. Neyse kuş biti spreyini almış bu aşağıda. Anam kuşları neymiş efendim? Anne bunlarda kuş biti varmış. Seni dedim Allah kahretmesin. Sen niye alıyorsun o hasta şey kuşları? Madem bilene sorsana sen. Hı? Sonra bir de onlara spreyi demiş. Evde bulgur paketleri kalmadı. Bulgurlar. Buğday almış onları arada bulgur arada buğday. Bir nasıl kelam. O nane yağından ben de şey yaptım. Dumana. Şimdi dedim eğer geldiyse bir de baktırmıyordu kendini. Tırmalıyor. Büyüdü artık biliyorsunuz benimki de şey panter. Ensesini şuraya böyle buraya. Var ya pamuk arkadaşlar pamuğa böyle azıcık bir iki damla sürdüm. Hemen böyle şeyine tüyünden yani tüy kokusunu dedim alsın. Belki kokusundan varsa şey yapar çünkü ölürmüş. Nane yağına baksana sen. Yani öyle bit pire. Bir de gelmezmiş. Anam daha ben onu sürdüm. Ondan sonra şu kasığına hemen dur dedim azıcık bir iki damla da kasığına böyle şey yaptım kedini. Bu arkadaşlar gitti mi duman? Koltuğun altına. Memem miyavladı sonra bir baktım. Böyle hayvan duruyor. Ağzı böyle köpürmüş. Ay ben tabi anlatamam o anki panikliğimi korkumu size. Ay bir de sebep olacaktım. Ben vicdanımdan ne yapardım? Ağzından köpükler ve su akıyor. Durduk yerden hayvan. Öğürmüyor da öyle. Ay dedim ölüyor bu. Ölüyor. Hüseyin dedim ölüyor bu. Köpükler geliyor ağzından. Ay ne yapacağız ne edeceğiz hemen dedim alayım onu. Ondan sonra bir şey yaptı. Sanki zombileşti hayvan. Ay sanki bildiğiniz bir zombi oldu mu? Nereye saldıracağını şaşırıyor. Yüzüme gözüme o duvardan duvara atlıyor. Koltuktan koltuğa. Şeyi banyoya götüreceğim ki yıkayım fiskeyle. Kokusu mokusu gitsin. Ne mümkün? Ay hayvan. Var ya ellerim böyle derin şeyler vardı artık. Tırmıklar diş izleri. Dedim ne olursa olsun ölmesinden şey mi? Aldım hemen kalın bir örtü. Örtü yaptım üstüne ama orada bile zor zapt ettim. Banyoya atarsın. Hadi banyo oluyor mu banyoya götürmekle? O banyoda delirdi. Daha küvete sokmadan duşakabine. Oradan oraya oradan üstüme kafama. Hayvan kendinde değil yani. Nereye atlayıp saldıracağını şaşırdı hayvan. Bildiğin bilinçsiz davranıyor. Of. Oradan buradan su atıyorum üstüne. Attıkça sanki deliriyor. Neyse. Öte beri baktım şey yapacak gibi değil. Sonra hemen internete baktım. Dedim şeyimi götürsem. Nerede var burada veteriner de daha veterinere de gitmedik. Sonra bakıyor böyle boş boş duvarlara falan dedim herhalde halüsinasyon görmeye başladı bu hayvan. Sonra geçti yani ama bütün gece uyumadı diyebilirim. Bir cama gidiyor camdan falan oksijen alıyor. İnternete baktım meğerse arkadaş. Yani tabii öldürmüyor da meğerse kedilerin en sevmediği şey naneymiş, nane kokusuymuş. Hatta kedi yanlışlıkla naneyi yerse
Hem kusarmış arkadaşlar. Hem midesi yanarmış ama nefret edermiş naneden. Bak bak bak. Ben de gittim ne yaptım gördünüz mü? Daha sonra işte o böyle bile yapmadı, kaşınmadı ama yani bugün de güzel şey, ne dersin ona? Kireç sürpücülere soktu ayaklarını. Ananın gözüseyim. O da durduğu yerde duruyor mu da? Ben de iyice çitledim artık ocakta. Bir de demirlerine hallediyim. Şimdi annemin şeyini yapayım. Hemen tatlıcını yapayım. Bu teyze ne buldu? Yardımdan bugün mutfakta aspiratördü. Dolaplar kolay. Dolapları zaten elimden geçiriyorum ya ben. Dolaplarım çok batık değil yani. Hemen oraya bir sabunlu bez bile, süngeri bile sürmesem olur. Ondan sonra bir de fayanslarım var işte. Dolabın üstü var. Buzdolabının üstü de kolay. Onlar da işte dağınıklık yani. Çantamı falan koydum. Orada bir tane sepet var. İlaçları içeri götüreceğim de. Mutfakta veriyorum diye oraya koydum ama kalabalık oluyor. Oraya da üstüne bir tane saksı koyarım gerekirse. Bir de fayansları temizleyeceğim işte. Fazla bir şeyim yok mutfakta açıkçası gerçi. Ama bak el oyalıyor, fazla bir şey yok da. En zoru buydu, aspiratördü. Bu da şarjda dediğim gibi getiremiyorum, böyle kalsam. Burada durayım arkadaşlar, geliyor. Ben bunları makineye attım. Makineye atınca bunlar böyle beyaz beyaz oluyor üstleri. Sonra baktım makinede öyle bir şey çıkarmıyor. Ha böyle belki her gün mü atacaksınız çalıştırırken? Bilmem de. Makinede beğenmedim yani. Ocak demirleri falan. Öyle olmadan, terlemeden çıkmıyor ya. Kolayından bir şeyler yapacağız. Benim videoda uzadı. Her zamanki hali. Bende kısa video yok. Bir aspiratör kaldı. En azından tezgah, aspiratör, bazı vırzeliler tamam. Şimdi şöyle alalım. Bezimi de bir güzel çamaşır suyuna atacağım arkadaşlar. Ondan sonra yıkarım pasta. Gerçi bin kere girdi çıktı yani bez. O kadar da şeyli çalışmama rağmen bizim temiz.
Vallahi temizlik gibisi yok be. Benim şeyken, pisken, dağınıkken psikolojim bozulur. Bitti. İrem. İrem bir baksana koyduktan sonra. Sandalye aldı buradan ya. Masadan. Bozdu şeyi de buraya doldurma odamı koyacağım diyor. İrem. Nerede arkaya iyi oluyor. Bunu kızı yırtık mı? Altı yırtık. Evden bir şey yaptım. Hemen içine koyuyorum. Bu da yırtık. Ya da hemen soğan patates kabuğu çöpü. Burada bir sürü poşetim var. Bunları da araya koydum. Ben şimdi mesela şimdi bu yırtık ya. Ama şey yapacağım. Patlıcan kabuklarını koyacağım. Hemen şimdi işi gücü bırakayım. İrem! Annem anne. Sakin ol. Sakin canım. Hüseyin taksın. Ben lavaboya tıkmam patlıcan kabuklarının. Küçük küçük tıkanmasın diye böyle süzgeç kullanırım. Ve soğan kabuğu yani sebze artıkları böyle lavaboya atmam. Millet bazen lavaboya soyar ya, ben yapmıyorum böyle. Ya bir tas alırım ya bir poşet alırım. Thank you.
Anam kız, sirkem nerede, bitti mi? Eyvahlar. Eyvahlar. İrem'e kaç sefer seslendim ya, kaç sefer. Annem patlıcanı böyle yer arkadaşlar. Maydanoz, patlıcan. Sorayım bakayım, şey yapacak mı? Ayran içecek mi? Başka da bir şey yemez. Ben bunu hiç fırında sevmiyorum. Bu patlıcanı. Ay, çiğ tadı geliyor böyle bana. Köz tadı gelecek. İz tadı gelecek. Tamam. Annem halletti mi? İnanın. Sanki bütün yemek işini hallediyormuşum gibi geliyor. Akı. Akı. Anneannen sorsana patlıcanın yanına ayran içecek mi? Hoca bana kek verdi. Şunu başını çıkar. Ellerini yıka. Ay evet, sirkem kalmamış ya. Uf. Yerine sirkesi koysam fark eder mi acaba? Bekleyin. Anne diyor ki. He. İçeceğim. Ama küçük bayrak. Aynen mi? Yalnız getir bana onu. Kapatma. Kavanoş. Şu dolaptan portmantonu. Kedi al buradan, kedi al. Yemeği yıkadım daha. İçeri koy. Ablam da öyle yaptı, alırım tamam, alırım tamam. Baş mı? Evet. Çabuk. Buyur mu? Evet. Hemen kediyi getir yavrum. Hemen salamdan bak. Ay acık, şunu zaten yıkadım onu. Çıksa sen de git buradan. Gel buradan. Çekindeyim sessiz. Şarkı düşürdün mü? Annem şey düşürdün mü? Manyak. Annem seni tuzlu suyla mı yıkadı diyor. Ay manyak. Ben dedim kireç dökücü diyeceğim. Ben tuzlu diyorum kireç dökücüne. O da diyor ki tuzlu suyla mı yıkadı annem seni. İşte bugünkü menümüz ailece bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Ne yapacağımız, fakirlik böyle bir şey. Herkes önüne birer tane ekmek alacak. Bandır bandır tadı gelsin. Ya. Eskiden fakirlik ne yaparlarmış? Bir sinik koyarlarmış ortaya. Yedin yedin. Öyle ağır mağır bazı insanlar hızlı yer ya. Diyorum herhalde küçüklükten böyle yemek kalmayacak şekilde büyüdüler. Ben gene ağır ve hastaneye dersen gittiğin yerde aç kalırsın. Millet yer. Bak gene, bak gene başladılar yavrum. İşim var şu anda. Evladım görüyorsun değil mi yavrum, tripotum var. Buradan çık işini, bırak onları şimdi. Bırak bir tane, iki tane olmaz. Bırakır mısın ama? Yeter ama. Ablana söyle makarna getirsin bana, iki paket. Anlaşıldı, bugün makarna yiyeceğiz. Sonra da bir çay demleriz, önden bir atıştıralım.
Geçen diyor ki satın mı aldın sen ayranı? Açık durma, kapat kapıları. Çık anneciğim, içebiliriz. Çık, benim mi bıçak? Bırak dedim ben sana yemek vakti. Ablana yavaş kapat yavrum kapıyı. Ablana söyle iki paket makarna getirsin. Yatak odasında dolapta anası bilmiyormuş. İşine gelmiyor. Evet. Paket makarna. Bize çok gelen annem az geliyor. Ya. Bakayım sirkenin tadı nasıl? Anlayacak elma sirkesini valla. Ay bu çocuk. Oğlum çık rahat bırak ablana, ders çalışıyor. Hakkı. Çekimdeyim yavrum, çekimdeyim. İdare et. Şunları bir gözüktüm. Geldim arkadaşlar. Kapılar bacalar inmeden. Annem ayakta yemek taze ekmek. Bu şekilde sürmüş. Ben şimdi annemi yemeğe götürüyorum. Soslu makarna yaparım büyük ihtimal. Soğan, domates kavururum şimdi küçük tencerede ayrı. Güzel tepsiye de siniye dökerim. Üstüne de sosu dökerim. Kaşıklarız. Ben gidiyorum. Ne patates kızartma yağı var. Mayonez. Çevir. Vallahi bugün var ya, mutfaktan çıkmadım desem yeri var. Çamaşır astım falan filan. Şimdi ben sosunu yapayım, makarna kaynaması kolay. Gerçi suyumu yağ yüzüm kaynar ya. Öyle hatta.
bir gün pencerede rahat bir şey yapsın. Ondan sonra... Özür dileme günüymüş. Var mı sende özür dileyecek bir şey? Hı? Özür dileme günü var mı? Neymiş? Bugün özür dileme günüymüş. Hı, sen özür dilerim. Şimdi? Niye? Özür dilemesi gereken bir soru sordu sensin benden. Ömrünü yaktım kocacığım seni diye. Gülecektim ama zorlayamadım kendimi. He? Gülecektim ama zorlayamadım kendimi. Zorlayamadın mı? Zorlayamadım seni. Öğrenmem. Şimdi soğan alabilir miyim oradan? Alırsın canım, gel. Gel al. Kahveniz yok biliyor musun? Gel al. Versin üstünü. Zaten birim ağrıdı. Ha, birim ağrıdı. Evet. Bunlardan istemiyorum ya. Şuradaki poşetten. Böyle 5-6 tane. O 3, 4, 4 tane daha. Ne yapacağım 4 tane sonra niye? Kovacağım. Versene ya onu. Sos yapacağım makarnaya. Geçen ya 4 tane. Siz niye döküyorum ya? Niye döküyorum? Ne? Sos bu. Sinirden şey yedireceksin. Herkes tavan değilsin ya. Şimdi çekim yapıyorum ya. Köylü müyüm ben? Ben şey, biz sosyetikiz aslında. Çekim yaparken arka planda Somali'yiz. Sosyete çocuğu Elif. Ben derdim. Bir çocuk. Sen anladın onu yavrum. Ben anladım. Desene. Üstüne. Versene. Ne bileyim. Ne fakirledik yine yavrum. Her zamanki gibi. Ne yapmıyorum ne yapayım. Altın küpeyi ister olsun ama. Yalancısın ama. Bu ne? Millet de bunu da atmaz. Atmasam mı acaba? Zaten şöyle yapmış. Tasarruf edeceğim. Sen buraya geçemiyor musun? Geçemiyorum. Niye? Üstüm müsait değil. Kravatım yok. Kravat takmadan mısın? Yeğenim görse o tek kabuğu aldığımı neler söyler. Böyle de incecik söyleyeceksin der. Kendi yapsa uğraşır mı acaba? Ama mecbur. Olsak. Şimdi bir de domatesleri şey yapalım. Ya iyi ki yapmışız yazdan onları. Ama benim dolapta domatesim var. Onlar böyle hafif üstü buruşmaya başlamış. Açık koydum tepsiye. Kim bilir ne kadar oldu videom. Bir saati geçmiştir. Yağmur başlayacak bana. Şimdi başlayacak gördüm. Ne yapıyorsun? İşimiz mi var dışarıda? Yemeğe mi çıkacağız? Yağmur olsa ne, kar olsa ne, tipi olsa ne dışarıda? Yemeğe çıkacağım seni. Yemeğe çıkalım desek gidecek yer yok burada. Var canım ya. Ne var? Domuz var. Tamam. Başka bir yer yok. Öyle mi olur? Nereye gittin senin yemeğe? Bir yemeğe? Şey var mı? Bir su şişi. Su şişi. Bu su şişi. Var canım, su şişi de var. Kebapçıya mı gideceğiz? Şuradan yine. Yok. O da yok. Lahmacuncu var. Lahmacuncu var. Şuradancı bilen yok. Evet arkadaşlar. Soğanlarımı doğradım. Domateslere geçiş yapacağım.
Ondan sonra sıvı yağda soğanlarımı kavururken güp 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 doğradığım domatesleri ekleyeceğim. Tabii Hüseyin şimdi bana domatesin kabuklarını soyar, yardım eder karıcığına. Tabii, tabii. Bugün özür dileme günüymüş arkadaşlar. Tabii, tabii. Başka? Bütün yılanlarınızdan özür bekleyin. Ne oldu canım? Ben de size veda edeyim. Evet, bugünümüz böyle geçti. Yarın da devamını yapacağız inşallah ya da editleyip herhalde çekerim. Raflara geçeceğim hemen. Makine yatacağım o baharatlıkları. Fayanslarım var. Dolap kapaklarım buzdolabı üstü. Onları da halledelim. Ama bugün güzel oldu. Ağır gittim biraz ama içerilere de gittim kapatıp. Böyle parayı oraya koymuş. Yüz kere diyorum oraya para koyma. Ekmeğin içine atıyor para üstünü. Hiç sevmiyorum. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Evet sevgili Demir Kitilem. Canlı yayında konuştuğumuz gibi lütfen 50 ve 100 yorumları atlamayalım. Reklamları hiç atlamayalım arkadaşlar. Onlar zaten benim gelirim. Dolare. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.